Evet, bu çarı kazanmak istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup yorumlara da katılıyorum yazıp oyun nickinizi yazarak aşağıdaki açıklama linkinden çekilişe katılabilirsiniz. Çarımız Dodurga sunucusunda piyasa oturmuş güzel bir sunucu. Online'ı da son zamanlarda artmaya başladı. Bana çıkmaz demeyin. Şansınızı bir deneyin. Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Enes, arkadaşımla beraber oynuyorum. İsmi Ömer. Bu onun çarı, Favres. Gel lan. Benim çarım da, Duygeldo. Bugün sizlere hangi levelde, nerede, nasıl farm yapılacağına dair onlardan bahsedeceğiz. Yeni başlayan veya geri dönen ancak itemleri olmayanlara para kasma taktikleri hangi mapte, kaç saatte ne kadar kazanılır vesaire bunları sizlere göstereceğiz. Tabii bunları yaparken de montajlayacağız arkadaşlar. Bunun bilgisini verelim sizlere. Ondan sonra item tanıtımlarını yapacağız bu videoda. Biz bu oyunu app'siz oynamaya çalışıyoruz. Yani hiç yatırmadık bu zamana kadar ve yatırmayı da düşünmüyoruz. Ama bu bizim diyelim ki app kuponları geliyor. İşte onları almayacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü hırsız eldivenine veyahut da ne bileyim kaşmir pazar paketi olsun onun gibi küçük bütçeli şeyleri oyun içi parayla almaya çalışacağız. Ondan sonra diyebilirsiniz ki bu çarlar niye 61 level diye soru soranlarınız olacaktır içlerinizden. Şimdi de cevabımız olarak yani bu çarı biz yaklaşık 1,5 senedir oynuyoruz. Ondan sonra yeni başlayan kardeşlerimize destekçi olmayı hedefliyoruz. Onlara bilgi vermeyi, işte ne bileyim, işte bütçesine destek çıkabilmeyi, bunun gibi şeyler yapmayı düşünüyoruz. Yani bizim bu oyundan keyif artık almayı istiyoruz. Çok zararlar ettik zamanında. Yani yeri gelir onlarla birlikte bir şeyler yapalım. Yani bizim hedefimiz bu. Gönül ister ki herkese yardım edebilmemiz, onlara destek çıkabilmemiz. Beraber birlikte bu oyundan zevk alabilmeyi hedefliyoruz. Tamam. İnandım ya, tamam. Umarım ki öyle olur. Bu videomuz böyle olacak. İtemleri göstereceğim sizlere. Tanıtımımı yapmak istiyorum. Ben sizi fazla sıkmak istemiyorum açıkçası. O yüzden itemleri şöyle teker teker göstereceğim. Siz de bakarak yorumlarınızı yaparsınız. Bir de kısaca arkadaşlar size günlük ETP kastığım charlarım. Yani mesela böyle 61 level charlarım var 3 tane. Bir tane de ana duygelli olmak üzere 4. charım var. Diğer charların skillerine daha başlamadım. Biyologlarını, ok dişini bitirdim. Kairos'ta Tugis'teyim. Duygelli'de de buz topundayım. Bu charlar böyle günlük görevlerini yapmaya çalışıyorum ve her haftada açılım videolarını inşallah göstereceğiz. Arkadaşlar bir de Ömer'in çarını göstereceğim size karakterinde olanları. Şöyle bir karakterimizi atalım. O da benim gibi ETP kasıyor ama o ikinci köyde farm yapmayı tercih ediyor. Bir de şöyle 30 level çarın içine bir girelim bakalım itemleri nasıl. Şöyle hızlı hızlı göstereceğim arkadaşlar size itemleri. Yani gayet yeterli bir seviyede itemleri var Char'ın. Yani genellikle metinleri çok hızlı bir şekilde kesebiliyor. Char hiçbir şekilde yatmıyor. Şu an itemleri bu halde diyebilirim. Bu benim ilk videom. Umarım size anlatırken sorun yaşamamışımdır. Biraz gerginlik olmuş olabilir. Çok alışkın değilim. Kusuruma bakmazsınız umarım. Evet arkadaşlar, şimdi ilk videomuzun şerefine sizlere güzel bir çekiliş yapmak istedik. Toplamda yaklaşık 15 wonluk bir çekiliş olacak. Bu o zaman yavaştan çarımızın itemlerini dizmeye başlayalım.
Arkadaşlar bizde hali hazırda bir altın kolye, bir de aslan plaka vardı. Şöyle göstereyim size. Ama aslanın efsunu kötü, onu değiştireceğiz. Şimdi şurada abonoz ve gümüş bilezik gördük. Onları alalım. Fiyatları fena değil. Şimdi arkadaşlar biz bu çarın güzel olmasını istedik Ömer'le. Almışken kendimizi alırmışçasına güzel bir dolunay alalım istedik. Ömürlük kullanın, kazanan arkadaşımız güzel güzel takılsın, farmlasın istedik. Fiyatı da ucuz geldi bize açıkçası. Arkadaş da uyguna koymuş, sağ olsun. Alalım o zaman, hayırlı olsun. Tabii ki saçsız da olmazdı. Şurada da bir beşgen kalkan görmüştük. Yine fiyatı fena değildi. Onu alalım, çok uğraşmayalım. Tabii ki 30 levellik bir farm çarının olmazsa olmazı da binek tabii ki. Metin keserken, koşarken her zaman lazım. Kısacası bineksiz çar, balkonsuz bir eve benzer arkadaşlar. Bu kadar boş yaparken yorulmuyor mu? Alalım o zaman. Hayırlı olsun arkadaşımıza şimdiden. Demir kaskı bulmamız uzun sürdü. Yaklaşık bir gün falan sürdü. Kaskımızı aldık. Şurada da bir deri çizme vardı. Uygundu. Onu da alalım biz. Artı 4'e basarız. Vereceğimiz çara atarız. Şimdi arkadaşlar da aslan plakamız var. Aslan plakanın efsunu kötü olduğundan dolayı 3 tane yeşil efsunumuz var. Onları zırha atacağız. Hedefimiz HP yakalayabilmek. Bu çar normalde 37 leveldi. 40 levele kastık. Sırf yeşil efsundan faydalanabilmemiz için yavaştan atalım. Şöyle ilk efsunu attık. 1K HP, ateş 10. Kötü bir efsun geldi arkadaşlar. Tekrardan atıyoruz. Bu daha da kötü. Yelpaze 6, pençe 6, rüzgar 6, bıçak 6. Tek atıyoruz. 2K HP çok güzel. HP'yi yakaladık. Yeterli. Bir de masraftan kaçınmadık. Bu çara bir de kuşak aldık. Ömer almış ilk çar daha kaliteli olsun gibisinden. Kanat ver. 10-10-10-10. Bu kuşakla beraber çarın değeri yaklaşık 15 won'a dayanıyor. Saçı da 35 level almışız. Unutmuşuz çarı 33'te bırakacağımızı. Neden 33 levelde bırakıyoruz? Abonuzu takmak ve ikinci köy droplarını fazla öldürmemek için. Evet arkadaşlar, geldik çarımızı tanıtmaya. Biz çarı savaşçı bedensel açmayı tercih ettik. Çünkü genelde herkes savaşçıyla başlar farm için. Ay ne oluyor? Beni bırakın lan çocuğunu. En ideal karakterden birisi diye bilebiliriz savaşçıyı. Gelelim itemlere. Zaten itemleri alırken gösterdik biliyorsunuz. Yine de kısaca gösterelim. Biz biraz altıgen açtık, level alsın biraz çar rahat grup kuralım diye. Artı basmalar şu şekilde, gördüğünüz üzere 122 tane ork dişi falan var. 200'lü morph pot falan koyduk. 10M'de parasını yerleştirdik çara. Şimdi diyebilirsiniz biz bu çarla ne yapacağız, nasıl para kasacağız gibi sorular bizlere sorabilirsiniz. İkinci köyde metin kırarak farm yapılabilir. ETP kasabiliriz. Hatta yan çarları da 30'a kasıp günlük 25 kork kasarak iyi paralar elde edebilirsiniz. Bunun videosu da gelecek zaten. Düşük levelde para kasma videoları gelecek. Takipte kalabilirsiniz. Şimdi bir de çarımızın performansına bakalım. İkinci köye gidelim. Nasıl? Yatıyor mu? Metinlere kaç vuruyor? Görelim. Hemen tam önümüzde metin var. Şöyle hasarımıza bakalım. Evet arkadaşlar, hasarımızı görüyorsunuz. 650-660 olarak vuruyor. Çar sağlam, yatmıyor. Yani gayet iyi bir çar olduğunu söyleyebiliriz. Kıskançlıkla birazcık yavaş kesiyor olabilir ama bu kadar yavaş vurmasının bir nedeni de öfkeyi açamamamızdır diyebiliriz. Arkadaşlar çarı hava kılıcını 17'de master açtım. Diğer skilllerine hiç dokunmadım. Siz artık hangi skilli master açmak istersiniz, size bırakıyorum. Çarı çekilişte kazanacak arkadaşıma bırakıyorum. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz çarımız gayet dayanıklı. Yani 10K canımız var. 11K.
Yani sadece 1K itti şu ana kadar pot basmadığımız halde. Hasarımız da gayet iyi mi? İyi. Kritikle 1.3 vuruyor. Normal düz vuruşumuz 660-650 arası. Çark yani yapmıyor. Gayet iyi diyebiliriz. Statüsü de şu şekilde. HP'ye 42 tane verdik. 76 tane STR. Yani çar böyle. Bence gayet hoş. Kazanan arkadaşımıza şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Videomuzdan keyif aldıysanız ve bizi desteklemek isterseniz like atabilir, videolarımızı kaçırmamak ve bizi takipte kalmak için abone olabilirsiniz. Yorumlarda da eksiklerimizi ve hatalarımızı belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere, esen kalın.